Herkese merhaba. Apple'ın gürültü engelleme özellikli kablosuz kulaklığı AirPods Pro ile ilgili yorumlarımız bu videoda. Gürültü engelleme artık ana akım kullanıcı kitlesine inmeye başladı. Birkaç yıl önce gürültü engelleme sadece pahalı kulaklıklarda gördüğümüz bir özellikken şimdi daha fazla üründe kablosuz kulaklıkta gürültü engelleme özelliğine rastlıyoruz. AirPods Pro'da gürültü engelleme özellikli bir kulaklık arayanlar için başlıca seçeneklerden bir tanesi. Birkaç hafta önce gerçekleştirmiş olduğumuz kutu açılışı videosunda AirPods Pro'nun kutusuna neler çıktığını, kurulumunun nasıl yapıldığını, nasıl bir deneyim sunduğunu belirtmiştik. Aynı zamanda Teknoblog.com'da epey detaylı bir ön inceleme yazısı yayınlamıştık. Ön fikir edinmek adına o yazıya veya videoya bakabilirsiniz. Bu videoda ise birkaç hafta boyunca AirPods Pro ile elde ettiğimiz deneyimleri izlenimlerimizi sizlere aktaracağız. Öncelikle tasarımdan başlayalım. Doğrusunu söylemek gerekirse AirPods'un o biraz daha genel olan tasarımı benim için herhangi bir sorun yaratmıyordu. AirPods'u da rahat bir şekilde kullanıyordum. Kulağımdan düşmesi gibi bir durum söz konusu olmuyordu. Gerek sporda gerek başka bir yerde AirPods herhangi bir sıkıntı çıkarmıyordu benim açımdan. AirPods Pro'nun ise bu açıdan biraz daha iyi olduğunu, kulaklıklarımda kullanımın biraz daha rahat olduğunu söylemem gerekiyor. Bunda en önemli unsur tasarım. Silikon uçlu kulak kanalını tamamen kapatan kulaklıklar kulağa biraz daha rahat oturuyor. Üstelik üreticiler genellikle kutuya farklı boylarda silikon uçlar yerleştiriyor. Böylelikle farklı kulak tiplerini veya kulak boyutlarına sahip olanlar da bu tarz ürünleri rahatlıkla kullanabiliyor. Aynısı AirPods Pro için de geçerli. Standart olarak gelen kulaklık, silikon kulaklık ucunun yanı sıra daha büyük boy ve bir daha küçük boyda toplam 3 tane silikon uç var. Bağlı olan iPhone'da veya iPad'de yer alan kulaklık ucu testini gerçekleştirdiğiniz takdirde sizin kulağınıza en uygun olan silikon topuzları, uçları belirlemeniz mümkün olacaktır. Silikon uçları yerinden çıkarıp takmak da kolay. Çekingen davranmayın. Silikon ucu asılın ve yerinden çıkaracaksınız. Daha sonra da kolaylıkla diğer ucu yerine takabilir ve AirPods Pro'nuzu rahatlıkla kullanmaya devam edebilirsiniz. AirPods Pro, AirPods'tan biraz daha farklı tasarımda geliyor. Görünüş açısından biraz daha kullanıcı dostu olduğunu söyleyebiliriz. Sap kısmı kısaltılmış, AirPods'da daha uzun bir sap kısmı vardı ve bu sap kısmına basınca duyarlı bir alan yerleştirilmiş. Burası AirPods Pro'da çeşitli aksiyonları gerçekleştirmeye olanak sağlıyor. Örneğin hafifçe bastırıp beklettiğinizde gürültü engellemeyi açmanız veya şeffaf moda geçiş yapmanız mümkün oluyor. Aynı zamanda bir kez basarak çalan şarkıyı duraklatma veya yeniden başlatma gibi bir aksiyon da mümkün. Tüm bu aksiyonları, kontrolleri bağlı iPhone'dan veya iPad'den yönetmenizde imkan dahilinde bulunuyor. AirPods Pro'nun bir başka özelliği de suya ve tere dayanıklılığı. Doğrusu AirPods'ta da sporda kullanırken herhangi bir sıkıntı hissetmemiştik. Ancak şimdi AirPods Pro suya ve tere dayanıklılığı IPX4 sertifikasıyla belgeliyor. Sporda kullanırken yoğun bir şekilde terlediyseniz AirPods Pro herhangi bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Yine de kulaklıklar kulağınızdayken havuza veya denize girmemenizi veya duşa girmemenizi tavsiye ederiz. Kablosuz şarj kutusunun da tasarımında değişiklik var. AirPods'un şarj kutusuna göre biraz daha kısa ve geniş bir şarj kutusu var. Bunun cepte taşırken veya çantada taşırken herhangi bir sıkıntısı yok. Bunun dışında temel özellikler aynı. Kapağı kolaylıkla açılıyor. Kapağın hemen altında LED durum lambasını görüyoruz. Bu sayede şarj olduğunu veya kablosuz şarjın gerçekleştiğini anlayabiliyorsunuz. Alt kısımda Lightning portu var. Buradan kablolu şarj ediliyor. Arkada ise eşleştirme veya sıfırlama tuşu mevcut durumda. AirPods Pro'nun şarj kutusu kablosuz şarj desteğine sahip, ki kablosuz şarj özelliğine sahip olan şarj aksesuarlarıyla bu kulaklığı kutusunu şarj edebilirsiniz. Kablosuz şarj büyük rahatlık sağlıyor. Eğer evinizde veya iş yerinizde, masanızda böyle bir aksesuar varsa AirPods Pro'yu kolaylıkla şarj edebilirsiniz. Bunun dışında kutudan çıkan USB-C Lightning kablosunu iPad Pro'ya veya MacBook'a takarak ya da iMac'e takarak da şarj etmeniz mümkün. Yine Apple'ın satmakta olduğu diğer şarj adaptörü ile de AirPods Pro'yu şarj edebilirsiniz. iPhone 11 Pro Max'in 18 Watt şarj adaptörü ile şarjı sıfır seviyesinde olan AirPods Pro kulaklıkları ve şarj kutusunu yaklaşık 2 saatte tamamen şarj ettiğimizi söyleyelim. 5 Watt şarj adaptörü, yani iPhone 11'in kutusundan çıkan şarj adaptörünü kullanırsanız bu süre biraz daha uzayacaktır. Kablosuz şarj ile sürenin daha da uzayacağını söyleyebiliriz. Şarjdan bahsetmişken pil performansına da değinelim. Apple AirPods Pro'nun gürültü engelleme veya şeffaf mod kapalıyken 5 saate kadar dinleme süresi sunacağını belirtiyor. Eğer sözünü ettiğim özellikler açıksa bu süre 4,5 saate iniyor. Gerçek hayatta Apple'ın verdiği değerlerin deneyimlerimizle uyuştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. AirPods Pro kesinlikle yarı yolda bırakmıyor. Genellikle 1-1,5 saat spor yaparım ve bu zaman zarfında kulaklığın şarjının bittiğine dair herhangi bir uyarı almadım.
AirPods Pro ile tam uzunlukta bir iki filmi rahatlıkla seyredebilirsiniz. Uçak yolculuklarınızda da AirPods Pro tamamen dolu şekilde size birkaç saat boyunca yardımcı olacaktır. Uçak yolculuğu demişken en önemli özelliğe gürültü engellemeye geçelim. AirPods Pro gürültü engelleme konusunda gerçekten oldukça iyi bir iş çıkarıyor ve en beğendiğimiz, en çok kullandığımız özelliğin gürültü engelleme olduğunu söyleyebiliriz. Uçak yolculuklarında motor sesi, motor uğultusu bir süre sonra rahatsız eder. Kulağımıza AirPods Pro'yu taktığımızda bu gürültüyü, uğultuyu tamamen kestiğini ve böylelikle de rahat bir yolculuk geçirdiğimizi söylememiz gerekiyor. Bunun dışında dışarıda, sokakta giderken trafiğin gürültüsü, uğultusu da gürültü engelleme sayesinde neredeyse tamamen sıfırlanıyor. Şunu söyleyebiliriz. AirPods Pro'nun gürültü engelleme özelliği düşük frekanslı sesleri bastırmada gerçekten başarılı ki zaten gürültü engelleme sisteminde beklenen en önemli özellik budur. Tamamen ortamı sessiz hale getirmesini bekleyemezsiniz ancak sürekli ve düşük frekanstaki sesler bir süre sonra rahatsız etmeye başlar. İşte AirPods Pro bunları bastırma konusunda gerçekten başarılı oluyor. Veya sporda, spor salonunda yüksek sesli müziğin olduğu bir ortamda da AirPods Pro'nun gürültü engelleme özelliği gerçekten işe yarıyor. Bu gibi ortamlarda radyo programını veya podcastleri dinlerken ortamda bulunan yüksek sesli müziğin etkisinin epey bir sınırlandığını ve bu sayede dinlediğimiz içeriğe rahatlıkla kanalize olduğumuzu görüyoruz. Tabii ki AirPods Pro'nun silikon uçları da kulak kanalını tamamen kapatan tasarımı da gürültü engellemenin verimli bir şekilde çalışmasını olanak sağlıyor. Bu şekilde dış ortamdaki gürültünün kulak içine girmesi epey bir engelleniyor. Bunun yanı sıra AirPods Pro'nun içerisinde yer alan mikrofonda içerideki sesin azaltılması konusunda yardımcı oluyor ve sonuç olarak ortaya epey verimli bir gürültü engelleme sistemi çıkıyor. Şeffaf modda gürültü engelleme kadar iyi şekilde çalışan, iyi performans veren bir özellik. Dışarıda spor yapıyorsanız, yürüyorsanız, koşuyorsanız şeffaf modu açtığınız takdirde çevrenizde olan bitenlerden rahatlıkla haberdar olabilirsiniz. Veya araba kullanıyorsanız ve bir yandan da kulaklığı görüşme yapmak için, telefon görüşmesi yapmak için kulağınıza tutmak istiyorsanız bu durumda şeffaf mod da sizin için epey yardımcı olacaktır. Telefon görüşmeleri demişken AirPods Pro ile gerçekleştireceğiniz telefon görüşmeleri de gayet sağlıklı şekilde olacaktır. 3 saatin üzerinde bir konuşma süresi var. Bunun dışında karşı tarafın sesimizi gayet iyi şekilde dışarının dış ortamı gürültüsünden arındırılmış şekilde duyduğunu gözlemledik. Karşı taraftan bu şekilde bildirimler aldık. Karşı tarafın sesini de gayet iyi şekilde duyduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Ses kalitesi bakımından da AirPods Pro beklentileri karşılıyor. Bu kadar yüksek fiyatlı bir kulaklıktan iyi bir ses kalitesi beklerseniz bu açıdan da AirPods Pro tatmin edici bir kablosuz kulaklık. Özellikle baslar bakımından AirPods Pro'nun bir hayli güçlü olduğunu söylememiz gerekiyor. Ses şiddeti de epey iyi seviyede, yüksek sese getirdiğimizde daha fazla ses arttırma ihtiyacı hissetmedik. En yüksek ses şiddetinde sis seviyesi de rahatsız edici şekilde değil. Bu da önemli artılardan bir tanesi oluyor AirPods Pro ile ilgili. Zaten söylediğimiz gibi tasarımı, kulak kanalını tamamen kapatması, kulağın içerisinde de epey nüfuz etmesi de AirPods Pro'nun tasarımı itibariyle iyi bir ses deneyimi sunmasında önemli katkısı var. Gürültü engelleme de önemli bir artı oluyor. O da müzik dinlerken veya özellikle programları, podcastleri dinlerken daha iyi bir ses deneyimi elde etmeye olanak sağlıyor. Saydığımız bu özelliklerin dışında Hey Siri ile aktivasyon, Siri'nin gelen mesajları, yazılı mesajları okuması, iPhone'la, iPad'le, Apple Watch'la, Apple TV ile bu gibi cihazlarla kolay şekilde eşleştirme veya yeniden bağlantı kurma, farklı cihazlar arasında kolaylıkla geçiş, tüm bunlar AirPods Pro'nun daha önce AirPods'tan gördüğümüz ve rahatlıkla kullandığımız, beğenerek kullandığımız özellikleri tüm bunlar AirPods Pro'da da mevcut durumda. Şimdi soracaksınız AirPods Pro mu AirPods mu? Eğer bütçeniz 1899 liralık fiyatı karşılamak için yeterliyse, sizin için herhangi bir sıkıntı olmayacaksa o halde AirPods Pro'yu tercih etmenizi tavsiye ederiz. Bunun karşılığında iyi şekilde çalışan bir gürültü engelleme sistemi, aynı zamanda yüksek bir ses kalitesi, rahat kullanım ve pratiklik sizleri bekliyor. AirPods Pro ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Burada anlattıklarımızdan çok daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz videodan AirPods Pro kutu açılımını izleyebilir, kutuda neler çıktığına bakabilir ve aynı zamanda kurulumun da nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz. Kapatmadan önce her zamanki hatırlatmamızı tekrarlayalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza hemen abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimler açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.
Öte yandan videosunun da yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı rica ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.